Sevgili arkadaşlar, bir kez daha merhabalar. Sorularınız ve cevaplarınız bölümünün üçüncü ve son bölümüyle birlikteyiz. Cumartesi sabahına yaklaşıyoruz. Yaklaşık 01'den itibaren şu an saatlerimiz 05'i göstermekte. Bu konuyla ilgilenmek durumundayım. Sorularınıza yanıt vermek veya da sizleri bilgilendirmekten keyif alıyorum. Bu konuda şikayetçi değilim, onu da belirtmiş olayım. Evet değerli arkadaşlar, neden dolar TL için bir tahminde bulunmuyorsunuz şeklinde yine yoğun olarak gelen bir soru var. Arkadaşlar biraz önceki bir önceki sorumda da ifade etmiş olduğum gibi ben hangi yatırımcının veya beni izleyen, dinleyen, takip eden hangi arkadaşımın ne seviyede bir sabıra, ne seviyede bir psikolojik yapıya ve ne ölçüde bir vade beklentisine hakim olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla evet dolar TL'nin bir gün 10, 12, 15, 20 her neyse X bir seviyelere gideceğini sizlere biraz önce de göstermiş olduğum şu grafiğimde de ifade ettim. Yani gördüğünüz gibi muazzam bir yükseliş trendi içerisindeyiz ve bu yükseliş trendini bozacak 20 yıldır bozamadığımız bir trendi önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bozabileceğimiz, tersine çevirebileceğimiz bir sebep ve neden göremediğim için elbette ki dolar TL'nin ben de yukarı eğilim içerisinde olacağını düşünüyorum. Ama hangi gün, hangi saniye, hangi ay ne miktar bir yükseliş gösterebileceğini bilmiyorum. Ve sizlerin de sabrınızı bilmiyorum. Bu nedenle dolar 10 olacak, 12 olacak, 15 olacak gibi başlıklar atarak veya sizleri bu anlamda refere edecek şekilde, umutlandıracak şekilde sanki 3-5 gün sonra veya 1-2 ay içerisinde bu seviyeler görülecekmiş gibi bir beklenti içerisine sokmak üzere, belki de elinizde kısa bir süre için tutmakta olduğunuz bir rakamı derhal dolara tedavül etmek suretiyle böyle bir beklenti ama sonuç itibariyle kısa bir süre içerisinde bu umutlarınızın gerçekleşmemesi ve hatta zararlı bir duruma gelmemeniz adına ben herhangi bir tahmin beyan etmiyorum. Ve sevgili arkadaşlar, şunu çok ama çok samimi ve açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki, doların hangi gün ve hangi saat ne seviyeye ulaşacağını veya X bir enstrümanı, bu bir borsadaki herhangi bir hisse olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir veya şu bu parite olabilir, döviz çiftleri olabilir. Hangi gün ve hangi saniye şuraya buraya gideceğini bir vatandaşın, bir bireyin bilmesi mümkün değildir. Neden biliyor musunuz? Size çok basit bir örnek vereyim. Bakınız, FED, Amerika Merkez Bankası'nın uzmanları bundan 5-6 ay öncesi itibariyle veya 2018 yılı itibariyle diyordu ki yapmış olduğumuz tahminler, araştırmalar ve analizler sebebiyle 2019 yılı içerisinde 4 adet faiz artırımı yapacağız diyorlardı. Veya 2018 yılında her neyse şu tarihte şu kadar faiz artırımı yapacağız diyorlardı. Bir bakıyorsunuz ki 2 ay sonraki bir toplantılarında gelen veriler şöyle oldu, şu sebepten böyle oldu gibi gibi bir takım gerekçeler sunmak suretiyle biz o düşüncemizden vazgeçtik. Şu anki tablo bunu gerektiriyor. Artırımı yapmayacağız. Hatta piyasa indirim yapacağı yönünde bir fiyatlama yapmaya başlıyor. Yani artırım olasılığı bitiyor. Tamam, taban tabana zıt bir olasılıkla indirim beklentileri gündeme gelebiliyor. Veya değerli dostlar, sanıyorum ki basından takip ediyorsunuzdur. Merkez Bankası'nın beklenti anketi. Enflasyon için işte 2019 yılının sonuna kadar şu oran tahmin ediliyor deniyor. Abi bakıyorsunuz ki 2 ay sonraki bir beklenti anketinde veya bir açıklamada çok daha farklı bir rakam duyuyorsunuz. En basitinden dolar TL için söyleyeyim ben sizlere. Merkez Bankası bundan 2-3 ay öncesi itibariyle 2019 yılı sonu itibariyle atıyorum 6-20'ler civarında bir beklenti içerisindeyken şu an çok daha farklı bir açıklama yapabiliyor. İşte sevgili arkadaşlar, veriler, gelişmeler, dünya piyasaları içerisindeki çeşitli atraksiyonlar,
ilişkilerdeki bozulmalar, düzelmeler, iyileşmeler veya herhangi bir ülkenin ekonomik verileriyle ilgili olarak en basitinden Çin için konuşalım değerli arkadaşlar. Çin'den son dönemlerde gelinen veriler çok da iç açıcı değil ama Avrupa Euro cephesine baktığımız zaman oldukça iyi bir veriler geliyor. İşte bu tür durumlar tahminleri ve beklentileri çok hızlı bir şekilde değiştirebiliyor. O halde bugünden dolar şu olacak, bu olacak gibi bir yorum yapmanın, bir rakam zikretmenin anlamı yok. Neden arkadaşlar? Sebebini de şunu izah edeyim. Çok yakından biliyorsunuz. Yani tekrar tekrar aynı konuya dönmek durumunda kalıyorum ama seçimler öncesinde seçimlere kadar dolar 6,5 olur, 7 olur, 8 olur gibi havada uçuşan tahminler vardı. Affedersiniz. Seçimler oldu bitti. Hala 6 TL'yi aşamadık. Aşamadık. Bu yorumcu arkadaşlarımız ne diyor arkadaşlar? Hiçbirisi ben yanıldım demiyor. Ne diyor? Şöyle oldu, şu sebepti, bu sebepti vesaireydi gibi gibi sizlere bir sürü mazeretler sunmak suretiyle aslında kendilerinin haklı olduğunu, hatta bir anlamda sizlerin hatalı ve yanlış olduğunuzu ifade edecek şekilde, sizleri haksız çıkaracak şekilde, sizleri yanlış adımlar yapmak durumunda kaldığınız şeklinde suçlayacak şekilde bir takım yorumlar yapmak suretiyle her zaman ben haklıyım mealinden bir tavır içerisinde bulunuyorlar. Arkadaşlar, ne olur lütfen sizlerden rica ediyorum. Böyle uçuk kaçık yorumlar yapan insanları sıkıştırın. Yahu sen bunu dedin, şimdi de bunu söylüyorsun ama yahu bu söylemlerinle, bu açıklamalarınla ben herhangi bir orantı göremiyorum. Herhangi mantığıma uyan bir durum göremiyorum. Yani neye dayanarak o gün bunu söyledin? Madem ki olayın önünü arkasını tam anlamıyla hesap etmeden konuşuyorsun, 3-5 gün sonra şu 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 bahaneleri benim önüme koyup da beni yanıltan veya benim umutlarımı körelten bir yaklaşım içerisinde bulunuyorsun. O halde bu nasıl bir analizdir? Bu nasıl bir yorumculuktur? Sen her koşulda zaten haklı çıkmak durumundasın. Bunu zaten bir şekilde elde var bir demişsin şeklinde bu insanların yüzüne çarpmanız lazım. Evet arkadaşlar, işte ben bu sebepten dolayı dolar şu olur, bu olur gibi tarih vermiyorum, zaman vermiyorum, günü yorumluyorum. Günü ve içinde bulunduğumuz kısa vadenin kritik teknik sebeplerini ve kritik temel, yani piyasayı etkileyecek olan fundamental etkenleri, makro verileri sizlere aktarmak suretiyle daha step step, daha adım adım, daha önümüzü görerek, daha kısa vadeli bakış açılarıyla orta ve uzun vadeyi görmeye çalışarak, yani ayaklarımız yere basarak bir yorum yapmayı daha uygun bulmaktayım. Evet arkadaşlar, sorulara bir miktar geriden başlamıştık. Daha doğrusu ileri bir soruya atlamıştım. Bu konuya cevap vermiş bulunuyorum. Bu arkadaşımızın sorusuna da cevap vermiştim. Evet, dolar, euro, altın, faiz arasında hangisini tercih etmek daha mantıklıdır şeklinde yine sizlerin yoğun olarak sorduğunuz bir sorunuz var. Arkadaşlar, bu sorunun net bir cevabı yok. Niçin net bir cevabı yok? Bunu da sizlere izah edeyim. An geliyor. Euro bölgesinde gelen olumsuz bir veri sebebiyle Euro'nun değer kaybettiğini görüyoruz dolar karşısında. Dolar bakıyoruz ki o gün veya o hafta %1-1,5 civarında Türkiye Cumhuriyeti piyasaları itibariyle söylüyorum. Yani Euro TL bazında söylüyorum. Euro TL'nin %0,60 değer kazanımına tanık olurken dolar %1 değer kazanmış olabiliyor. Bu durum dünyadaki genel mantıkla alakalı bir şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla dünyada Euro bölgesinde gelecek olan ekonomik veriler ve doların genel anlamda küresel piyasalardaki değer kazanımı Euro'nun da olumsuz yönde etkilenmesine ve buna bağlı olarak doların değer kazanımı, tabii ki Japon yeninde bir geri çekilme ve altın, ons altında da bir geri çekilme anlamına geliyor. Bu sebeple arkadaşlar, dolar daha iyidir, euro daha az iyidir veya euro daha iyi bir prim yapacaktır gibi şu an itibariyle net bir ifadede bulunmak mümkün değil. Bu sebepten ötürü
Faiz hususu daha bir farklı bir anlam taşıyor. Tabii ki herkesin faiz konusuna bakış açısına saygıyla yaklaşım göstermek gerekiyor. Bu çok ayrı bir konudur. Ama bir faiz gerçeğimiz var ise eğer ve şu anda da önümüzdeki süreç içerisinde son birkaç aydır artmakta olan mevduat faizleri ki çok yakın bir zamanda birkaç gün öncesi itibariyle biliyoruz. Bir yıl ve daha yüksek vadeli mevduatlarda enflasyon korumalı ve stopaj avantajlarının olabileceği şekilde yeni bir statü, yeni bir araç gündeme getirilmiş durumda. Bunun gibi faizi cezbeden, dolardan kaçışı destekleyebilecek olan unsurların gündemde olduğu bir süreçte ve önümüzdeki günlerde de olası faiz artışlarının da gündemde olabileceği bir platformda faiz gerçeğini dikkate almak gerekiyor. Tekrar söylüyorum, inanç ve bakış açısı konusu tamamıyla bir istisnadır. Bu durum dikkate alınmak kaydıyla. Ben risk almak istemiyorum. Hiçbir şekilde iner mi, çıkar mı, kalkar mı, şu haber geldi, bu bilmem ne oldu vesaire gibi etkilerin altında ezilmek istemiyorum. Macera da yaşamak istemiyorum. Bana garantili para lazım şeklinde bir bakış açınız var ise bu durumda elbette ki faizin biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Veya altın bazında düşünecek olursak, dünyadaki küresel gidişat iyi değil. Her an her yerde bir savaş patlayabilir. Dünyadaki ekonomik gidişat iyi olmadığı zamanlarda, jeopolitik ve siyasi gelişmelerde olumsuz tabloların gittikçe artan bir eğilim içerisinde olduğu bir süreçte elbette ki altın her zaman için daha çok değer kazanan bir enstrümandır gibi bir bakış açınız var ise bu durumda kısa vade asla olmamak kaydıyla orta uzun vade babından altın için de bir yatırım hususuna öncelik verebilirsiniz. Arkadaşlar tekrar ifade etmek istiyorum. Net olarak şu kadar gün veya şu kadar süre içerisinde dolar daha iyidir, euro daha iyidir, altın daha iyidir gibi bir ifade kullanmak mümkün değil. Çünkü bu faktörleri, bu enstrümanları etkileyen faktörler çok 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 değişimler göstermekte. Ne yapmak lazım? İşin en kolayına, en pratiğine gitmek lazım. Bir sepet oluşturmak lazım. Dolar, euro, altın ve faiz bazında. Faizi tekrar istisna kabul ediyorum arkadaşlar. Kabul edersiniz etmezsiniz o ayrı bir mevzudur. Bir sepet oluşturmanızı öneriyorum sizlere. Bu bir yatırım danışmanlığı asla değildir. Genel bir ifadedir. Bir sepet oluşturabilirseniz yani yumurtaların hepsini aynı kefeye koymak yerine farklı farklı enstrümanları bir şekilde değerlendirebilirseniz belki A faktörü örneğin dolar o dönem içerisinde daha az bir prim yapmıştır ama onun alternatifi olan euro biraz daha yüksek bir prim yapmıştır. Veya dolar ve euro olumsuz bir seyir izlerken bu ikisinin alternatifi olan altın biraz daha iyi bir prim yapmak suretiyle sizin portföyünüzü en azından belli ölçülerde nominal ve belli ölçülerde uygun seviyelerde tutmaya maksimum getiriyi sağlayabilecek olasılıkları tanımak anlamında fayda sağlayacaktır. Peki hangisine daha çok ağırlık vermek gerekir sorusuna cevap gerekir ise arkadaşlar dünyadaki rezervlerin %70-71'lik miktarını dolar oluşturmakta. Doların küresel anlamda bir değer kaybı yaşayabileceği hususunda bir takım iddialar konjüktürel olarak veya piyasa ekonomistleri tarafından gündeme geliyor ve getiriliyor olsa da ben genel olarak şahsi düşüncem itibariyle Euro bölgesinin özellikle Brexit konusuyla ilgili olarak önemli bir güç kaybı yaşayabileceğini, İngiltere ve Avrupa Birliği konusundaki siyasi ve ekonomik bağlılığın, ilişkilerin kopma noktasına veya kopmayı da bir köşeye bırakalım. Biraz daha iyimser bir ifade kullanmak gerekir ise oldukça zarar gördüğü bir aşamada Euro'nun güçlenebileceğini, Avrupa ekonomisinin fevkalade seviyede bir güç kazanabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin önümüzdeki süreçte biraz daha zor bir evreye girebileceğini, Avrupa ile olan ticaretlerinin
biraz daha zorlaşabileceğini dikkate almak kaydıyla ve tabii ki doların ve ABD'nin dünya geneli üzerindeki etkinliğinin ve hakimiyetinin bir şekilde dikkate alınması kaydıyla doların favori bir para birimi ve dünya çapında %70-71 civarındaki tedavül oranı olan bir para birimi olma özelliğiyle avantajının devam edebileceği kanaatiyle dolarda biraz daha yoğun bir ilginin olmasını kendi düşüncem itibariyle makul görmekteyim. Altın konusu dünya genelindeki risklerin arttığı anlarda daha çok ön plana çıkabilecek olan bir faktördür. Faiz ise garantili yatırımcının 3-5 gibi rakamları çok fazla önemsememek kaydıyla macera aramayan yatırımcının dikkate alması gereken bir nema imkanı olabileceğini ifade etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, neden şu noktadan al ve şu noktadan şu seviyeden sat demiyorsunuz sorunuza gelince. Arkadaşlar, sanıyorum ki 4-5 aydır beni yakından takip eden arkadaşlarım farkına varmışlardır ki ben kurallara, kaidelere, kanunlara riayet etmeyi kendine şiar edinmiş olan bir analiz konumundayım. Mümkün olduğu kadar kural ve nizamlara uygun davranıyorum. Arkadaşlar, şu seviyeden al veya bu seviyeden sat ifadeleri SPK tarafından kesinlikle yasaklanmış ve asla doğru bulunmayan, hatta yaptırımları da oldukça ağır olan, suç kapsamında değerlendirilmiş olan bir yöntemdir. Bu nedenle herhangi bir yatırımcıya al veya sat ifadesini kullanmak kesinlikle yasaktır ve suçtur. Ben de bu yasağı ve suçu hiçbir şekilde işlemek istemediğim, bu yasağı delmek istemediğim için şu noktadan al veya sat demem diyemem. Bir başka önemli husus arkadaşlar, zaman zaman sizlere bahsettiğim gibi hangi izleyenimin veya dinleyenimin hangi sabır gücüne sahip olduğunu ve hangi vade ile almak ve satmak düşüncesinde olduğunu bilemediğim için uzun vadeli bir yatırımcı için atıyorum A seviyesi işte X bir enstrüman için 6-15 seviyesi uygun bir noktadır. 6-15'ten 6-70'e pardon 5-70'e 5-50'ye gerilese bile önemsizdir. Çünkü o bilir ki onun o 9'lara 10'lara gidebileceğine yönelik bir beklenti var. Ama bir başka yatırımcı, bir başka izleyenim 3-5 kademelik bir gerilemeden dahi rahatsızlık duyabilecektir. Özetle ben kimsenin özel danışmanı ve kimsenin özel durumunu bilmek durumunda olan bir insan olmadığım için şuradan al, şuradan sat şeklinde bir ifadede hem etik olarak hem kurallarımız ve SPK kanunları itibariyle hem de vicdani olarak bunu uygun bulmadığım için bu ifadeleri kullanamıyorum. Sadece sizlere kritik destekleri, kritik dirençleri belirtmek suretiyle hangi hassas noktalara dikkat etmeniz gerektiğini mümkün olduğu kadar vurgulamaya çalışıyorum. Günlük ve anlık piyasaları takip eden, FX gibi, BIOB gibi kısa vadeli işlemler yapmakta olan arkadaşlarım için her gün istisnasız bir şekilde günlük pivot değerlerini ve her gün için yükselen kanal destek ve direnç noktalarını ifade ediyorum. Ve yine beraberinde haftalık, aylık önemli seviyeleri de vurgulamak suretiyle orta vadeyi ve uzun vadeyi hedefleyen yatırımcılara da bir şekilde kritik seviyeleri vurgulamaya çalışıyorum. Bir başka sorunuz arkadaşlar, neden daha sık ve borsa parite emtialar konusunda yorum vermiyorsunuz şeklinde bir sorunuz bulunuyor. Değerli arkadaşlar, açık ve net bir ifadeyle borsa, parite ve emtialar konusunda sizlerden çok fazla soru almıyorum. Bu bir. Bu manada aktarılan videolara çok fazla ilgi gösterilmediğine de tanık oluyorum. Bu iki. Takdir edersiniz ki yani bir mağazanız olsa, bir işletmeniz olsa, bu bir market olabilir, bu bir manifatura dükkanı olabilir, bu bir şu bu olabilir. Sizler de en çok satılan ürünü herhalde tezgahınızda bulundurmak isterseniz, hiç alınmayan, hiç sorulmayan, hiç satılmayan bir ürünü vitrinlerinize, tezgahlarınıza, raflarınıza koymak istemezsiniz. Bir analizin hazırlanması ortalama bir saat gibi bir süreyi buluyor. Ama 50-100 kişinin, 200 kişinin izlediği
şöyle veya böyle izlediği, yani bir herhangi bir çalışma için bu kadar zaman ayırmak gibi bir lüksüm de bulunmuyor. Biliyorsunuz son derece yoğun ve zaman fukarası olan bir insan olmam münasebetiyle, ilginin yoğun olmadığı, izlenme öyküsünün dar olduğu, az olduğu bir konuya benim de yoğun bir şekilde zaman ayırmam pek mümkün olmuyor. Bu konuda içimden bir istek gelmiyor. Bu açıdan eğer sizlerden borsa, parite ve emtialar konusunda yoğun bir şekilde yorum aktarmam yönünde bir ilgi görebilirsem ve bu hususta yapacağım olan birkaç deneme videomda yoğun bir ilgiye tanık olabilirsem, elbette ki zamanın ölçüsünde bu hususlarda da bilgi vermek isterim. Zira benim amacım sizlere bir şekilde bilgi aktarabilmek. Bir başka sorunuz arkadaşlar. Hocam yorumlarınız için teşekkürler, istifade ediyoruz. Matrix'te sizin kullandığınız pivot indikatörü hangisini kullanıyorsunuz? Sayın Fatih Kıran beyefendinin bir sorusu. Değerli arkadaşlar, pivot konusuyla ilgili olarak biraz önce bazı açıklamalarda bulundum. Ancak pivot hususuyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum ki, Matrix programını kullanan arkadaşlarım, Matrix programının indikatörler bölümünde 5-6 adet farklı pivot sistem formülleri bulunuyor. Daha doğrusu uygulamaları veya indikatör pratikleri bulunuyor. Pivot sisteminin çok farklı hesaplama yöntemleri vardır. 7-8 ayrı hesaplama yöntemi vardır. Dolayısıyla Matrix'te farklı yöntemleri indikatör grupları içerisine koymuş durumda. Ancak benim grafiklerimde görmekte olduğunuz, grafiklerimin içerisinde yani şurada görmekte olduğunuz, bakınız burada işte pivot H demişim, pivot Haluk anlamına gelen bir kısaltma kullanmışım. Sarıyla belirlemiş olduğum pivot noktamızı ifade etmekte, yeşille ifade edilenler direnç noktalarımızı, kırmızıyla ifade edilenler ise destek noktalarımızı, yani birinci destek, ikinci destek ve üçüncü destek konumunda bir durumdur. Arkadaşlar bu formülü ben kendim bu Matrix programına entegre etmiş durumdayım. Matrix programının orijinal olarak kullandığı, default olarak kullanmış olduğu pivot sistemlerini kullanmıyorum. Ve bu formülü ben kendim entegre ediyorum ve zaman zaman da bu formül üzerinde bir takım oynamalar yapıyorum. Niçin? Çünkü piyasadaki VIX dediğimiz veya volatilite endeksi diye adlandırdığımız korku endeksinin belli marjlara ulaşması durumunda. Daha başka bir ifadeyle, piyasalardaki dalgalanmaların artış veya azalış eğilimine bağlı olarak ben de bu formül üzerinde belli katsayılarda değişiklikler yapmaktayım. Bu nedenle Matrix programında veya Matrix'in sabit olarak uygulamış olduğu pivot formülleriyle benim kullandığım formül birebir uyuşmaz. Ben bu formülleri belki 15 günde bir, belki 20 günde, belki bir ayda bir piyasadaki volatiliteye bağlı olarak uyarlamaktayım, entegre etmekteyim. Bu sebeple Matrix ile benim formüllerim birbirine uymaz, uymuyor diyeyim. Konuyu noktalamış olayım. Gelelim arkadaşlar bir başka soruya. Borsapivot.com web sitesi ve sosyal medya hakkındaki bir takım sorularınız bulunuyor. Değerli arkadaşlar, gelen sorular içerisinde sizlerin bana en çok yöneltmiş olduğunuz konu, hocam başka herhangi bir yerde yazıyor musunuz? Hayır arkadaşlar, hiçbir yerde yazmıyorum. Çok önceki zamanlarda Twitter sayfamı dahi açmadığım dönemlerde Borsa Pivot isminde bir blog sitesi açmıştım. Orada birkaç bir şeyler yazmıştım veya yazıyordum. Bazen oraya bazı eklemelerde bulunuyorum. Ama net olarak herhangi bir sitede herhangi bir yazarlık yapmıyorum. Borsapivot.com isimli site ise benim sadece ve sadece teknik danışmanlık yaptığım bir sitedir. Mali veya fiziki anlamda hiçbir ilişkim bulunmuyor. Sitenin idaresi, işleyişi, şu su busuyla ilgili herhangi bir alakam bulunmamakta. Bu site hakkında sorularınız olur ise lütfen sitenin ana sayfasından yer alan iletişim adresinden yetkililerle temas kurunuz diyorum. Zaman zaman sizlere aktardığım analizlerimde en çok para girişi yaşayan, çıkışı yaşayan hisseler, günlük veya haftalık pivot verileri gibi sizler için kolaylık sağlayabilecek ve teknik analiz yapma imkanı olmayan,
daha kolay, daha pratik bir iki tuşa basarak pratik bir şekilde hangi hissenin pivotu nedir, hangi hisseye o gün veya o hafta ne ölçüde bir para girişi oluşmuştur gibi gibi bir takım bilgilere kolaylıkla erişebilmenize imkan sağlayabilmesi bakımından bu sitenin ana sayfasından veya ilgili sayfalarında istifade ederek analizler aktarmaktayım. Dolayısıyla borsapivot.com sitesinin benim için değeri sadece belli kritik teknik verileri bu siteye sağlıyor olmam ve sizlere de kolaylık sağlayabileceğini düşündüğüm bir site olması nedeniyle zaman zaman analizlerimde yer vermem. Sosyal medya konusuna gelince arkadaşlar, benim hiçbir başka bir kanalda adresim bulunmuyor. Sadece ve sadece bir Twitter adresim vardır. @HalukCanberk'tir. Instagram, YouTube, pardon, Facebook veya başka bilemiyorum isimlerini şu anda. Hiçbir yerde açılmış bir hesabım bulunmamaktadır. Ancak özellikle şunu da ifade etmek istiyorum ki arkadaşlar, son dönemlerde bazı sebeplerden ötürü olarak yaptırmış olduğum yasal araştırmalar sonrasında, Bilişim Suçları Savcılığı'nın yapmış olduğu bazı araştırmalar sonrasında ortaya bazı nahoş durumlar çıkmış durumda. Özellikle adıma açılmış, işte ismimle soyisim arasına bir nokta konulmak suretiyle, kullanıcı adımın sonuna 1, 2, 3 gibi bir takım rakamlar ilave edilmek suretiyle, özellikle benim adıma açılmış olan bazı Twitter ve Instagram adresleri tespit edildi. Ve hatta bu adresler ve bu isimler üzerinden bir takım insanlara özel mesajlar yazılmış, bir takım paylaşımlarda bulunulmuş. Bunların hiçbirisiyle benim ilgim ve alakam bulunmuyor. Benim net ve de orijinal Twitter adresim @HalukCanberk'tir. İnanıyorum ki değerli takipçi ve arkadaşlarım, benim kişiliğim ve karakterim konusunda yeterli bilgiye sahip olmuşlardır. Ne yazıp ne yazmayacağım konusunda bilgi sahibidirler ve özellikle ifadelerimin, kullandığım kelimelerin neler olduğunu bilirler. Herhangi bir mesaj kendilerine ulaştığında o mesajın içeriğindeki kelime ve cümle yapısı zannediyorum bana mı ait, bir başkasına mı ait, bunu kolaylıkla fark edebilirler. Ama ben yine de bu konuda bir uyarıda bulunma ihtiyacını hissediyorum. Bu üç kağıtları yapan insanlara karşı da gerekli yasal işlemler zaten başlamış durumdaydı. Şu anda da devamı daha kolay bir şekilde gelecek yapılan tespitler nedeniyle. Gelelim arkadaşlar 13. konuya. Neden eğitim toplantıları düzenlemiyorsunuz? Özel ders veriyor musunuz sorusuna. Arkadaşlar, ben eğitim toplantısı düzenlemiyorum. Bu tarz toplantılar düzenleyen arkadaşlarıma da emeklerine saygı duyuyorum. Ancak benim bu konudaki yorumum müstesni olarak şunu ifade etmek istiyorum ki 3-5 saatlik bir muhabbetle, bunun zaten yarısı çayla kahveyle, nasılsın, iyi misin, nereden geldin, kimsin, hangi şehirdensin falan filan muhabbetiyle geçen bir eğitim toplantısında bir takım bir şeylerin kişilere kazandırılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Özetle eğitim toplantımız var. İşte kahvaltı dahil, öğlen yemeği dahil, brunch dahil, dinner dahil, şu dahil, bu dahil, şu kadar para, bunlar da işte şuranın masrafıdır gibi gibi muhabbetler içerisine girmek kaydıyla bazı şeylere vesile olmak istemiyorum arkadaşlar. Ara düşüncem şu, herkesin düşüncesi, planı, programı kendinedir, ayrı bir konu ama birkaç saatlik bir toplantıyla teknik analiz veyahut da piyasa ruhunu yatırımcıya tam anlamıyla kazandırmak mümkün değildir. Net olarak şunu söyleyeyim, ben sizleri çok fazla beklenti içerisine sokmak istemiyorum. Çok fazla umutlandırmak istemiyorum. 3-5 saat içerisinde veya 5-6 saat içerisinde benim maalesef ki sizlere verebilecek bir şey olmaz. Sizler eğer bana 3-5 saat içerisinde bir şeyler elde ederim babında şu kadar veya bu kadar bir miktar para ödemiş olursanız da ben bu parayı hak etmiş olmam. Sizler de bu paranın karşılığını görememiş olursunuz. İşte bu sebepten dolayı da eğitim toplantısı konularına çok sıcak bakmıyorum. Özel ders veriyor muyum meselesinden gelince? Evet, özel ders veriyorum arkadaşlar. Ancak çok seçici ve çok sınırlı olmak kaydıyla özel ders veriyorum. Çünkü
İş hayatım son derece yoğun. Seyahat tempom son derece yoğun. Ama bu özel eğitimlerimi ve derslerimi ise ancak seçici olmak kaydıyla en az 10-15 saatlik bir eğitim sürecini kendisine hedef edinmiş olan ve gerçekten ve gerçekten bir şeyleri öğrenmeye kendini odaklamış olan insanlar için bu eğitimi planlıyorum. Bana 1 saat, 2 saat işte şunu anlat, bunu anlat tarzında eğitim taleplerine maalesef yanıt vermiyorum. Zira sizlerden kazanacağım paradan daha çok ben sizlere ne verebildim? Bu verdiklerim hususunda sizler ne kadar başarılı olabilirsiniz? Benim için esas olan konu budur. Kazanacağım değil, sizlerin kazanacağı veya sizlere kazandırabileceğim parayı daha çok önemsediğim için eğitimi de bir hakkın vermeyi düşünen bir insanım. Evet arkadaşlar, gelelim Viyop konusundaki duruma. Viyop'la ilgili olarak evet son dönemlerde ilginizin ve alakanızın yoğunlaştığına tanık oluyorum. Sorularınız artmakta. Viyop konusunda detaylı bir video hazırlayacağım ancak. Arkadaşlar bu ancak ifadesinin sonuna 3 adet soru işareti bırakmamın sebebi bu hususta yapacağım, hazırlayacağım video tamamıyla Viyop konusunu bilmeyen, Viyop olayına yeni başlayacak olan, Viyop konusunun ne gibi avantajları ve ne gibi dezavantajlarının olduğu konusunu anlatmak bakımından bir video hazırlayacağım. Eğer ki sizler benden Viyop'ta hangi stratejileri uygulamak lazım? Hangi alım-satım tekniklerini uygulamak lazım? Dolar-TL için hangi strateji veya endeks için hangi ayrıntılar gibi bir beklenti içerisindeyseniz bu videonun size bir faydası olmayacaktır. Ben bu hususta yeni başlayanlar, yeni başlayacak olanlar veya henüz acemi olanlar ve bu konunun mantığını, sırrını, faydalarını ve avantajlarını, dezavantajlarını öğrenmek isteyenler için ve hangi platformlarda, hangi tür yatırımcı profilinin bu sistemi kullanmasının kendisine fayda sağlayabileceği noktalarında bir video hazırlamayı planlıyorum. Bu açıdan sizleri gereğinden fazla bir beklentiye sokmuş olmayayım. Evet arkadaşlar, bir başka soru olarak 14. soruya geldik. Merkez Bankası Başkanı sunumunda dış borç ödemelerinde herhangi bir sıkışıklık durumunda bankaların Merkez Bankası'ndaki varlıklarını kullanabilir mi halinden bir şeyler söyledi diyelim. Bu insanların bankalardaki dolar mevduatları dış borç ödemelerinde kullanılabilir anlamına geliyor mu? Sayın Tarkan Öztaş Beyefendinin sorusu. Affedersiniz. Değerli arkadaşlar, bu mevzu Merkez Bankası'nın net rezerv, brüt rezerv konusuyla ilgili olarak gündeme gelmiş olan bir mevzudur, doğrudur. Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya'nın yapmış olduğu sunumda kutucuk dediği bir mevzu vardı. Bu kutucuk tıklandığı zaman ortaya çıkan maddelerde brüt rezervler konusu içerisine bankalarda mevcut bulunan dolar tevdiatları ve altın tevdiatlarının yani halkın dolar ve altın tevdiatlarının dahi bir şekilde Merkez Bankası'nın brüt rezervleri içerisinde görülebileceğini, bunları gerektiği zaman kullanmak durumunda kalabileceğini ama brüt rezervler içerisinde görünmesi gereken madde başlıkları olduğunu ifade etti veya bunun önünü bir şekilde açtı. Kullanır mı, kullanmaz mı? Arkadaşlar şunu bir şekilde bilmek gerekiyor. Sizler herhangi bir bankaya gidip de fiziken elinizde bulunan 3.000 doları yatırdınız. Yatırdıktan sonra bu yatırmış olduğunuz paranızın başına ne geleceğini biliyor musunuz? Yani o banka o parayı sizden aldığı A'dan, B'den, C'den, Mehmet'ten, Ayşe Hanım'dan, Hasan Bey'den almış olduğu, toplamış olduğu dolar veya TL'yi siz oraya yatırdıktan, vezneye yatırıp da defterinize, hesap cüzdanınıza bunu işletip de cebinize koyup döndükten sonra bu vezneye intikal eden, o bankaya intikal eden paranın ne şekilde işlendiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. O para belki Hasan Bey'e kredi olarak ödendi. Mehmet Bey'e ipotek parası olarak ödendi. Veya Merkez Bankası'na ödendi. Karşılığında şu bu alındı. Dolayısıyla kaydi anlamda, bakınız, kaydi anlamda defterinizde, cüzdanınızda yazan rakam esastır. Ama sonrasında ne olduğunu ne siz bilebilirsiniz, ne ben bilebilirim, ne de bunu net olarak
senin paranı biz şunu yaptık, bunu yaptık diyebilecek olan bir merci olabilir. Zira para misli bir eşyadır. Misli bir eşya demekten kastım şudur. Bir şekilde A veya B unsuruyla ikame edilebilen bir şeydir. O sizin paranız mıdır, başkasının parası mıdır? Bir göl içerisinde binlerce lira vardır ama hangi destenin size ait olduğu net olarak bilinmez. Bunun da bir önemi olmaz. Bu açıdan Merkez Bankası'nın bu anlamda brüt rezervlerini daha yüksek gösterebilmek adına böyle bir açıklama yapmış olması genel anlamda anormal değildir ama dış basın veya dış derecelendirme ve değerlendirme kurumları tarafından bu husustaki yaklaşım Merkez Bankası'nın brüt rezervlerini yüksek gösterebilmek adına bir adım attığını, bunun da çok da makul olarak değerlendirilmediğini ifade etmekte. 15. sorumuz olarak Merkez Bankası'nın son günlerde Viyop dolarda short işlemler yapmasının özel bir nedeni var mıdır? Değerli arkadaşlar, bu durumun özel bir nedeni olup olmadığını da net olarak söyleyebilmek mümkün değil ama tabii ki dikkat çekiyor. Son 1-1,5 aydır Merkez Bankası'nın gerek ileri vadeli gerekse en yakın vade olan Nisan ve Mayıs kontratlarında herhangi bir short işlem yapmayıp da 30 Nisan tarihi itibariyle Nisan vadenin son günündeki 1 milyon 300 bin civarındaki kontratını vade atlatmak babından Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında ekstra short pozisyonlara girmesi ve hepsinden de önemlisi dün ve önceki gün Perşembe ve Cuma günü itibariyle bu ana kadar hiç pozisyon açmadığı Mayıs vadede ekstra kontratlar açıyor olması acaba şu soruyu gündeme getiriyor. Merkez Bankası dolar-TL'de bir geri çekilme eğilimini yüksek bir olasılık bugünlerde özellikle yüksek bir olasılık olarak görüyor ve dün veya belki de yarınlarda daha yüksek seviyelere gidebileceği yönünde bir endişesi olmadığı için mi bu seviyeleri bir short pozisyon açmak ve bu anlamda maliyetlenmek açısından uygun buluyor sorusunun gündeme getirmekte. Özetle arkadaşlar Merkez Bankası'nın bugünden itibaren önümüzdeki en azından kısa vade için dolar TL'de bir geri çekilme beklentisi yoğun mudur ki acaba bu günlerde Viyop işlemlerine, short işlemlerine ağırlık vermiştir diye düşündürüyor bizleri. Özel bir neden olarak akla bunun dışında bir şey gelmiyor maalesef. Merkez Bankası'nın 6 Mayıs tarihinde altın swap işlemlerine başlayacak olması ne anlama geliyor? Altın fiyatlarını yükseltir mi? Değerli arkadaşlar, swap konusunun ne anlama geldiğini 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz arkadaşlar. Swap konusu bir anlamda bir değiş tokuş anlamına geliyor. Merkez Bankası 6 Mayıs tarihinde başlayacağı bu altın swap işlemleriyle bankalara diyor ki elinizde bulunan altını bana verin, ben de size TL vereyim. Bunu bana bir borç olarak veriyorsunuz. Altınınızı satmıyorsunuz, bozdurmuyorsunuz, TL'ye çevirmiyorsunuz. Sadece ve sadece bir haftalığına sizden bunu bir teminat olarak alıyorum. Karşılığında ben size TL vereceğim ve bu şekilde sizin TL'ye olan ihtiyacınızı, TL'ye olan sıkıntınızı gidermiş olacağım. Siz de bana vereceğiniz altının karşılığında benim size vereceğim TL sonrasında bu TL'yi piyasaya kredi olarak dağıtabilirsiniz gibi bir uygulama yapmış durumda. Bunun anlamı ABD ile olan ilişkilerimiz kötüye gidiyor, şu oluyor, bu oluyor, altın rezervlerimizi artıralım falan gibi değil arkadaşlar. Buradaki amaç altın rezervlerini kalıcı olarak yükseltmek değil, bir manada Merkez Bankası'nın brüt rezerv, az önce izah etmiş olduğum gibi işte altın veyahut da dolar vatandaşın veyahut da bankalarda bulunan tevdiatların miktarlarını kendi rezervlerinde göstermek suretiyle brüt rezervleri yüksek bir oranda gösterebilmek amacını taşımakta ve bir diğer taraftan da piyasanın ihtiyaç duyduğu nakdi likiditeyi sağlayabilmek amacını taşımakta. Dolayısıyla bu durumun altın fiyatlarına bir artış olarak yansıyıp yansımayacağı şeklindeki soruya gelince ben arkadaşlar altın fiyatlarına önemli bir yansıma sağlayacağını sağlamıyorum, beklemiyorum. Zira bankalar ellerinde yeterli miktarda altın rezervinin bulunduğu kanaatindeyim. Eğer bankalar Merkez Bankası'nın kendilerine ona verecekleri altın karşılığında bir nakit avantajını çok cazip buluyor olsalar belki piyasadan altın toplayalım, bunu Merkez Bankası'na verelim, karşılığında TL
alalım gibi bir düşünce içerisinde olabilirlerdi. Ancak bankaların şahsi düşüncem itibariyle ellerindeki altın rezervlerinin yeterli olduğu düşüncesindeyim. Ekstra bir altın piyasadan toplayıp da Merkez Bankası'na tebliğ etmek ve oradan da bunu TL'ye çevirmek gibi bir strateji içerisinde olabileceklerini pek fazla düşünmüyorum. Çünkü bankaların altınla ilgili olarak atacakları adımlar şu an itibariyle ellerinde yeterli bir rezervin olduğu tablosunu gösteriyor. Arkadaşlar, sonsuz olarak sizlere bu aktarmış olduğum tüm bilgi ve analizlerimde olabildiğince piyasalar hakkında uygun bilgilere sahip olmanız, piyasaları etkileyebilecek olan yurt içi ve yurt dışı piyasaları etkileyebilecek olan faktörleri bilmeniz ve herhangi bir enstrüman, bu dolar TL olabilir veya farklı farklı bir şey olabilir, niçin yükseliyor veya neden düşüyor sorularına net bir şekilde yorumlar kendi açınızdan getirebilmeniz bakımından bu bilgileri aktarmayı bir şekilde gerekli görüyorum. Umuyorum ki faydasını görüyorsunuzdur ve zamanla göreceksiniz. Zaman zaman çok yanlış ve çok çirkin davranışlar içerisinde yorumlar yapan arkadaşlara tanık olmaktayım. Tüm değerli arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Ancak özellikle bilinmeli ki ben insana değer veren bir yapıya sahibim. Her zaman için kişiliğimde önemli bir hümanistik kavramı vardır ve mutlak surette her analizimin sonunda saygıyla, sevgiyle, hürmetle analizlerimi noktalıyorum. Birçoğunuzun yaşı benden küçüktür ama yine saygıda ihmal etmiyorum. Ben de sizden şunu özellikle rica ediyorum ki lütfen sizler de saygılı olmaya çalışınız. Saçma sapan yorumlar, saçma sapan yaklaşımlar içerisinde bulunuyorsunuz. Sizleri rencide etmek istemiyorum ama öksürüyor olmamı dahi veren mi oldun şeklinde bir yaklaşımla cevaplıyorsanız veya rahatsız olduğum bir anda sesim çok iyi çıkmıyor veya boğuk çıktığı bir esnada rahatsızlığımı dile getirdiğim bir analizimde sizlerden özür dileyerek sesimin rahatsız edici unsurlarını sizlere bir şekilde ifade edebilmek bakımından bir şeyler söylediğim anda bana ne kardeşim hastaysan anlatma bir şey diyebilecek kadar saygısızlık yapılabiliyorsa bu gibi durumlardan arkadaşlar sizleri artık nasıl şekilde yanıtlamam veyahut da sizlere ne şekilde muhatap olmam gerektiğini doğrusu bilemiyorum. Ama şunu biliniz ki ben hepinizi çok seviyorum. Elimden geldiğince bilgilerimi ve dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve bu arada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki analizlerimi ve Twitter adımın bir şekilde kopyalanmak suretiyle sağda solda benmişim gibi davranan, benmişim gibi veya benim yorumlarım ve anlatımlarımmışım gibi bir takım analizler veya yorumlar aktarılmakta. Bu konuda da dikkatlerinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Sonsuz selamlar, sevgiler ve saygılarımla hoşçakalınız.